Resmi bir kere bir resim şey yapalım da. Tamam. Sen, hayır Ardahan Barış geldi işin. Nisa Survivor'da neden yok? Nisa'ya ne oldu? Sakatlandı mı? Yoksa yine mi? Acun Ilıcalı oyuna çıkmayan Nisa hakkında gerçeği açıkladı. Survivor Nisa diskalifiye mi olacak? 14 Mayıs'ta oynanan Anlat Bakalım oyununda yer almayan ve Survivor Acun Medya basketbol maçında da seyirci kısmında yoktu Nisa. Hatta Nisa son yayınlanan fragman videosunda da yoktu. Survivor 2020'nin en genç isimlerinden ve en mızmızı olarak takımını yalnız bırakan yarışmacısı Nisa Bölükbaşı zaman zaman duygusal sebeplerle yarışmada oynamak istemiyordu. Nisa evet. Ayağını çarptı. Canı yandı ve devam ediyor şu anda. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020 yeni bölümüyle ekrana geldi. Gönüllüler takımının yarışmacılarından Nisa ise ödül oyununa çıkmadı. Yayına bağlanan Ilıcalı Nisa ile ilgili merak edilen konuya açıklık getirdi. Survivor 2020'nin başarılı yarışmacısı Nisa Bölükbaşı oyunlardaki performansları kadar yaşadığı motivasyon bozukluğu ve psikolojik sıkıntılarla da sık sık adından söz ettiriyor. Daha önce ailesini çok özlediğini söyleyen ve "Yapamam, ben bittim" diyerek oyunlarda yer almayan Nisa son olarak yarışmadan ayrılmak istediğini söyleyerek gündeme gelmişti. Kaçırma, kaçırma. Elif! Başarılı bir yarışmacı Nisa, performansı çok iyi ama psikolojisi bozuk. Hatta psikolojisi yetersiz Nisa'nın. Bu genç kız nasıl şampiyon olacak? Peki böyle giderse Nisa yarışmadan elenir mi? Bir başka önemli soru ise neden herkes bu kadar tahammül ediyor Nisa'ya? Nisa'nın farklı bir ayrıcalığı mı var? Nisa üzgün, küskün diyoruz ama neşeli, eğlenceli bir kız. Çok seveni de var. Nisa gönüllüler Instagram canlı yayında nasıl oluyor da bu kadar mutlu olabiliyor? Yayında keyifli ve şen şakraktı. Oyunlarda oyuna küsüyor, sırtını dönüyor. Bench'te oyunlarda sesi çıkmıyor. İçine kaçıyor resmen. Ama 70'ler partisinde eğlenceli oluyor. Dans ediyor. Cemalcan'la çılgın fotoğraflar çektiriyor. Sanki hiç sorun, sıkıntı yaşamamış gibi davranıyor. Acun sizce neden Nisa'yı kaybetmek istemiyor? Acun Nisa'ya karşı neden hep pozitif davranıyor? Neden adada Survivor'da kalmasını istiyor? Tabii ki bu soruların cevabı belli. Acun hep babacan ve şefkatli bir şekilde Nisa'ya davranıyor. Maalesef içinde bulunduğumuz virüslü günler ve çaresizlik, yani sınırlar kapalı. Yeni oyuncu getirme şansı yok Acun'un. Bu yüzden Nisa'ya daha toleranslı. Yarışmada, parkurda atışları hep başarılı zaten. Parkurlara keyfi olarak çıkmaması seyirciler tarafından eleştiri oklarının hedefine oturttu Nisa'yı. Bazı seyirciler bilerek isteyerek naz yaptığı konusunda görüş birliğinde bulunurken yarışmacının fanları tarafından yaşamış olduğu psikolojik problemler nedeniyle yarışmalara çıkmadığı yönünde görüşte bildiriliyor. Tabii bu durum oyunculara da yansıyor. Özellikle takım arkadaşı ve bir kadın olarak Evrim'e. Evrim'in bu kadar çıldırmasının sebebi Nisa mı sizce? Bizce evet, çünkü Nisa'ya gelen yorumlarda da söylendiği gibi küçük şımarık çocuklar gibi davranınca Evrim'in devreleri atıyor. Nisa'nın bu kadar alttan alması Evrim'i çileden çıkartıyor. Nisa acaba psikolojisiyle mi savaşıyor yoksa Survivor'la mı? Nisa'nın yaşadığı psikolojik rahatsızlıklar parkurdaki performansına yansıyor ve görüntü hiç de iç açıcı değil. Başarılı bir yarışmacı Nisa, kimse keyfi için kliniğe gitmez. Peki sorunu ne? Psikolojik bir sorun varsa bu durumda Survivor olmak için zaten eksiklik var demektir. Psikolojik olarak sınıfta kalmış durumda yani Nisa. Sonuçta adada sadece açlıkla değil tüm zorluklarla baş etmek zorunda kalıyor yarışmacılar. Peki Nisa'yı bu duruma çevresi yani takım arkadaşları mı getirdi? Bu durum neden hep görmezden gelindi? Bizce Acun Ilıcalı Nisa'ya tolerans geçmiş durumda bazı özel durumlardan dolayı. Yoksa tam olarak tahammül edilecek davranışlar sergilemiyor bizce Nisa. Nisa bedenen de birçok mesaj veriyor bize. Oyunlarda sırtını dönüyor, somurtuk oluyor çoğu zaman. Ne demek istiyor acaba? Umurumda değilsiniz diyor resmen. Yaşı çok genç diyerek görmezden gelinmemeli. Aycan da 21 yaşında. Cemalcan da çok genç daha, 25 yaşında. Ama Cemalcan çok olgun. Demek ki yaş bir kriter değil. Peki Nisa şampiyon olmak gibi bir amaç güdüyor mu? Ondan şüpheliyiz. Bakalım yine küsecek mi her şeye Nisa? Nisa yeniden oynama sıkıntısı yaparsa Acun ve ekibi buraya kadarmış Nisa'cığım der mi? Aslında merakla beklenen sorunun cevabı bu. Nisa kliniğe bizce zaten yaşadığı psikolojik sıkıntılardan dolayı götürülüyordu. Ama bu sefer yanına bir de basketbol maçında Elif'le mücadele ederken
Bileğini burkmasından dolayı sakatlık eklendi ve kliniğe bu yüzden götürüldü. Bu en büyük sıkıntıyı, sakatlığı başlatan olaylardan biriydi. Peki Nisa klinikten çıktıktan sonra tekrar ben oynamak istemiyorum, sorunlar yaşıyorum derse ne olacak? İşte bu belirsiz. Onu da bekleyip göreceğiz. Peki Nisa şampiyon olmayı hak ediyor mu? Ya da hak edecek mi? Nisa'nın oyunlarda oynayamamasının ikinci en büyük sebebi ise geçtiğimiz bölümde parkur oyunu sırasında köprü arasında kaldı ve ayağını sakatladı Nisa. Ayağında sıkıntı yaşayan Nisa geçen hafta doktor kontrolünde oyunlara devam etmişti. Ancak sakatlığının devam etmesi üzerine kliniğe götürüldü. Survivor Extra yorumcusu Furkan Dede ise canlı yayın sırasında Acun Ilıcalı'ya mesaj göndererek Nisa'nın durumunu sordu. Acun Nisa için son şans açıklaması yaptı. Furkan Dede Acun Ilıcalı'nın sözünü açıkladı ve Nisa'nın sıkıntısının psikolojik olduğunu belirtti. Umarız Nisa'nın sakatlığı bir an önce geçer. Bu durumda diskalifiye olması söz konusu bile olmaz. Nisa oyunlara devam eder.